nereye gideceğinizi bilmek ve karar vermek konusuna geldik. Şimdi stratejik planlamaya geçiyoruz. Planlama günümüzü ve geleceğimizi etkileyen bir şeydir. Şu an verdiğiniz bir karar 12 ila 18 ay sonrasını etkiliyor. Burada yazan ikinci madde çok önemli. Planlama çekirdek liderler tarafından yapılır ve birçok kaynaktan giriş alınır. Bazıları bu konuya karşı çıkıyorlar ve planlamayı tamamen açık hale getiriyorlar. Bense burada doğru veya yanlış ne olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan sizin kim olduğunuzdur. Birkaç dakikada kendi planlama sistemimi anlatacağım. Planlama, ihtiyaç, vizyon ya da kriz merkezlidir. Ve planlama krizden önce gündeme gelmesi gerekir. Planlamada öncelikle vizyon gerekir, sonra ihtiyaçları belirlersiniz, sonra da eylem planını oluşturursunuz. Aynı zamanda planlama kurumsal inersiyeleri aşar. Daha öncesinde de söylediğim gibi kiliseye alışıyoruz, geliyoruz, ibadet ediyoruz ve sonra gidiyoruz. Planlamada alışkanlık yani kurumsal inersiyeler yoktur. Bir diğeri ise planlama değişimi tetikler, uzun dönem planlama için iklim oluşturur. Bunun için bazı gereklilikler var. Ne olduğuna bakalım. Öncelikle nerede olduğumuzu bilmemiz gerekir. Kendimizi değerlendirmek zordur. Mesela paydaşlar kimdir? Çevrenin durumu nasıldır? Tehditler var mı? Fırsatlar var mı? Bunları sorgulamamız gerekiyor. Mesela bazen kiliseyi etkilemeye çalışan tehditler gelebiliyor. Bir sonraki aşamada ne kadar gidebileceğinizi keşfetmeli ve ondan sonraki aşamada ise ne kadar gitmek istediğinizi belirlemelisiniz. Stratejik planlamanın üzerindeki bazı gözlemlere değinelim. İlk olarak üst düzeydeki liderler bu plana bağlı kalmazsa o zaman bu plan çalışmaz. Kilisedeki birçok planlamanın üst düzey liderlerden alt düzeylere geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani planlama liderlerin elinde olan bir şeydir. Üçüncü olarak planlama devamlı olmalıdır. Aynı zamanda kurumsal hayatın döngüsel bir parçası da olmalıdır. Arkadaşlarımdan birisi bir kilisenin pastörü. Bu arkadaşım evsizlere hizmet başlatmak istiyordu. Bundan dolayı kilisesindeki liderlerle bu konuyu paylaştı. Ama liderlerin böyle bir planı yoktu. Dönemin ortasında geldiğinden dolayı verebilecekleri bir cevap da yoktu. Bundan dolayı da bu konuyla nasıl başa çıkabileceklerini bilmiyorlardı. Kilisedeki programlar her zaman Ocak ayında yapılıyordu. Bundan dolayı Ocak ayında gelin ve yeniden görüşelim cevabını aldı. Çoğu kilisede gereğinden fazla plan yapar. Benim önerim önümüzdeki 12 ila 18 ay için 4 ya da 6 stratejik noktayla sınırlamaktır. Son olarak da kararlı olmalıyız. Eğer ki kararlı olunmazsa az uygulama sonucu çıkacaktır. Beşincisine geçelim. Birincisi liderler liderlik eder. İkincisi ise sonraki pastörler ise anahtar rol oynar. Unutmayın ki yaptığınız planlar yapmak istediğiniz için gerçekleşmez. Adım attığınızda, çaba gösterdiğinizde gerçekleşir. Bundan dolayı odaklanmalısınız. Üçüncü olarak ekibin rolü hayati bir roldür. Unutmayın ki planlama yaparken ekipleriniz varsa, ekipleriniz hayati bir rol oynar. Bir diğeri ise ihtiyarlar kuruludur. İhtiyarlar kurulunun yardımına ihtiyaç duyarsınız. Şimdi ise açıklık konusuna geçelim. Planlamada şeffaf, açık olmak önemlidir. Bu kiliseyi misyonuna odakta tutar. Kiliseye bu planları ve planları nasıl yerine getireceğinizi açık bir şekilde söylemelisiniz. Aynı zamanda kiliseye alternatif hizmet fikirleri üzerinde karar verme konusunda yardımcı olur. Mesela yeni pastör olarak atanmış arkadaşım evsizler için bir hizmet başlatmak istiyordu. Ama liderler bu planı nasıl gerçekleştireceğini bilmiyorlardı. Çünkü dönemin ortasında nasıl bir plan ekleyebileceklerine dair hiçbir fikirleri yoktu. Planlama Ocak ayında yapıldığından dolayı Ocak ayında gelmesini söylemişler. Yılın ortasında planlama yapamadıklarını söylüyorlardı. Aynı zamanda açıklık insanlara hizmet etme özgürlüğü tanır. Kilisede açık bir şekilde vizyonumuz bu, bunu bu şekilde yapacağız dediğinizde yetenekli insanlar ayağa kalkar ve katılmak isterler. Bir de tam tersi yönünde insanlara kibarca ayrılma özgürlüğü tanır. Planlamalar, vizyonlar, misyonlar açık bir şekilde belirtildiğinde buna uymayan insanlar çıkmak isteyebilirler.
Mesela arkadaşımın vizyonu gerçekten evsizlere yardım etmekse, kilisenin vizyonu bu değilse, o zaman arkadaşım o kiliseyi bırakmalı. Bu durumda kimse darılmaz veya küsmez. Arkadaşım evsizlere hizmet etme vizyonuna sahip başka bir kiliseye gider. Şimdi yine kendimizi tanıma konusuna geliyoruz. Burada göreceğiniz sayıları zaten daha öncesinde görmüştük. Önemli olan şey bizlerin nerede olduğu, kendimizi nerede konumlandırıyoruz. Daha önce konuştuğumuz gibi üye sayısının 40'a kadar ulaşması konusunda gerçek bir pastörlük olduğunu göremiyoruz. Bunu açıkça aile kilisesi gibi diyebiliriz. Ama sonra bu ailenin büyüdüğünü düşünün. Bundan sonra bir pastör veya lider kilisesindeki herkesi tanıyamamaya başlar. Bundan dolayı da bu noktada planlama çok kritik hale gelir. 40 kişiden 100 kişiye kadar olan kiliselerde insanları sorduğu 3 soru vardır. Pastör bizi seviyor mu? Pastör bizi gerçekten seviyor mu? Ve bizi sevecek mi? Bu kilise pastör tarafından yönetilir. Eğer ki kilisede bir planlama olduysa, vizyon veya misyon açıklandıysa, o zaman pastörün etrafındaki insanlar da buna dahil olur. Bu şekilde hizmete, vizyona ve misyona dahil olanlar kilisenin yönetimine de dahil olmuş olur. Üye sayısı 100 ile 175 kişi arasında değişen kilise organizasyonlara başlar. Kilise 300 kişiye yaklaştıkça daha çok uzmana ihtiyaç duyar. Çünkü pastör her şeye yetişemez. Mesela kilise büyüdükçe çocuklar için hizmetler, öğrenciler için hizmetler, tapınma hizmeti, kadın hizmeti, bekar hizmeti gibi hizmetler ortaya çıkması gerekir. Pastör bunların hepsini yapamaz. Bundan dolayı bunlarda uzman olmuş kişilere ihtiyaç duyar. Yani üye sayısı 175 ile 250 arasında değişen kiliselerde birçok uzman olur. Görüyorsunuz ki üye sayısı 40'a kadar olan kilise ile üye sayısı 40'tan 100'e kadar olan kilise arasında büyük farklılıklar var. Üye sayısı 100 olan kilise ile 175 veya 250 olan kilise arasında da büyük farklılıklar olduğunu görüyoruz. Üye sayısı 250 ile 450 arasında olan kiliselerde insanlar birbirlerini tanıyamaz. Yapılan bazı araştırmalara göre en fazla 70 kişiyi tanıyabiliyormuşsunuz. Yani kilisede tanımadığınız insan sayısı gitgide artacaktır. Belki yüzlerini anımsıyor olacaksınız ama kim olduklarını bilmeyeceksiniz. Bundan dolayı da kilisede küçük gruplar ortaya çıkar. Kilisede insanlarla olan bağı koparmamak için bu küçük gruplar gayet önemlidir. Üye sayısı 450 ile 750 arasında değişen kiliselerde artık yöneticiler ortaya çıkar. Kiliseyi yönlendiren pastör, yönetenler ise yöneticilerdir. Üye sayısı 750 ile 1200 arasında değişen kiliselerde birçok yetenekli insan vardır. Pastör kilisede olan bütün olaylara hakim olamaz. Çünkü kilisede hem çok fazla kişi hem de çok fazla iş vardır. Bundan dolayı küçük grupları tanımaz. Tanrı'yı tanımak demek onun düşüncelerini, isteklerini ve kilisesini bilmek demektir. Stratejik planlamadaki adımlara bakalım. Burada yazdıklarım benim düşüncelerim. Bundan dolayı sizler bunları geliştirmelisiniz. Öncelikle bir misyon beyanı ve 4 ile 6 arasında stratejik hedef belirlemelisiniz. Bunlar kısa ve açık olmalı. Bunlar bizim kim olduğumuzu ve ne yaptığımızı açıklıyor. Buna bir örnek vereyim. Bu kilisenin misyonu Tanrı'nın bize verdiği son buyruğu öğrenciler yetiştirerek tamamlamaktır. Ondan sonra alt noktalara geçiyoruz. Tapınma, müjdeleme, eğitim, misyonlar ve paydaşlık. Görüyorsunuz ki bu misyon açık bir şekilde belirtiliyor. İnsanlar bunu okuduğunda hemen anlayabilirler. Kilisede bunu okuyan insanların birçoğu kilisenin nereye gittiğini ve ne yapmak istediğini anlayabilir. Öncelikle bir misyon beyanımız olmalı. Ondan sonra ise 4 ile 6 arasında değişen stratejik planlamalarımız olmalı. Kısa ve net olmalı. Kim olduğumuzu ve ne yaptığımızı açıklamalı. 3'e geçelim. Fırsatları en iyi şekilde kullanmak için strateji oluşturmak zorundayız. Bir sonraki adım ise öncelikleri ve stratejileri etkinleştirme. Bütün bunlar yapıldıktan sonra ise stratejilerin etkinliğini değerlendirme. Değerlendirme için şu sorular sorulmalı. Bu plan bizim misyonumuz ve vizyonumuzla uygun mu? Çevreye uygun mu?
kaynaklarımıza uygun mu? Kilise organizasyonuyla uygun mu? Şu anda uygulanabilir mi? Risk almaya değer mi? Son olarak bu plan tanımlanabilir ve savunulabilir mi? Burada gördüğünüz üzere birçok şey var. Bunlardan hangisini kullanacağınıza siz karar vermelisiniz. Aynı zamanda burada görüyorsunuz ki birçok terim var. Bu terimleri de nasıl kullanacağınıza siz karar vermeniz gerekiyor. Şimdi sizlere stratejik planlamayı açıklamak istiyorum. Stratejik planlama bir fonksiyondur. Yarın bize en büyük avantajı sağlamak için bugün alınacak eylemleri belirleme sürecidir. Geniş hedeflere doğru bizi ileri götüren kısa vadeli planlamadır. Stratejik planlamanın araçları vizyon beyanı, misyon beyanı, madde beyanları ve belirli hedeflerdir. Vizyon beyanı. Vizyon beyanı vizyoner, yaratıcı ve hayalidir. Var olma sebebimizi akılda tutmamıza yardımcı olan kısa bir beyandır. Kilisenin geniş hedeflerini iletir. Misyon beyanı. Misyon beyanı motivasyoneldir. Dikkatimizi anlık alınan eyleme odaklanmaya yönelik kısa bir beyandır. Bu, vizyon beyanının hedeflerini gerçekleştirmek için büyük bir çabanın bir adımını temsil eder. Aynı zamanda misyon beyanı anlık hedefleri iletir. Bir sonrakine yani madde beyanlarına geçelim. Misyon beyanının anlık hedeflerini gerçekleştirme araçlarıdır. Yapmayı düşündüğümüz geniş alanlardaki eylemlerdir. Belirli hedefler ise kilise olarak başlayacağımız belirli bireysel eylemler, programlar ve çabalardır. Burada bahsettiğimiz şeyler kilise için hayati öneme sahip. Planlama sürecinin sonucunda bu tür eylemler ortaya çıkmalı. Yani burada yazılan her şeye tek tek ihtiyacımız var. Tanrı'nın kilisemizde yapmak istediği şeyleri bunlar aracılığıyla insanlara anlatıyoruz. Kilisemizdeki insanlar da bunlara bakıp bir karar veriyorlar ve eyleme geçiyorlar. Burada 4 farklı kilisenin kullandığı 4 farklı planlama sürecini görüyorsunuz. Burada yazılan şeylerin çoğunu kendiniz okuyabilirsiniz. Bu 4 süreçten yalnızca bir tanesine değineceğim. Pastörlük yaptığım kilisede bu süreci kullanıyor. Öncelikle planlama dediğimiz şeyin ayrıcalıklı bir iş olduğunu unutmamalıyız. Bu kutsal bir iştir. Dua gerektiren bir iştir. Unutmayın ki bu bizim kullandığımız kilisenin modeli. Sizin kilisenizde bu modelin işleyip işlemediğini bilemem. Bundan dolayı bunu uygulayın diyemiyorum. Planlama yaptığımız sırada öncelikle kendim bir mektup yazıyorum. Ondan sonra bu mektubu yönetim kuruluyla paylaşıyorum. Mektupta gelecek yıl için kendi planlarımı yazıyorum. Kilise için planlarımı yazdığım bu mektubu alıyorlar ve üzerinde çalışıyorlar. Ondan sonra ise kilisemize en uygun şekilde bir plan oluşturuyorlar. Ondan sonra yaptığımız hizmetleri değerlendiriyoruz. Yaptığımız hizmetlerin iyi mi yoksa yetersiz mi olduğuna karar veriyoruz. Hangi alanları geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ondan sonra ise herkesle bunu paylaşıyoruz. İnsanlara işte bizim vizyonumuz, işte bizim misyonumuz diye paylaşabileceğimiz bir şey hazırlıyoruz. Ondan sonra kilisemizdeki üyelere bu misyonu ve vizyonu paylaşıyoruz. Kilisedekilerin anlayabileceği açık bir şekilde hazırlıyoruz. Ondan sonra kilisedeki her bir departman kendisini değerlendiriyor ve ne yapması gerektiğine karar veriyor. Her bir departman kendisini bu vizyon için ne yapabileceğine karar veriyor. Bu da tamamlandıktan sonra insanlarla paylaşıyoruz. Mesela misyon beyanımız şöyle. İnsanların başkalarını etkileyebilmesi için onların olgunlaşmasını sağlamalıyız. Aslında en başta misyondan önce vizyonu okumak gerekiyor. Çünkü vizyonu bilmeden misyonu pek de anlamak mümkün değil. Misyonumuz kilise üyelerimizin başkalarını etkileyebileceği bir şekilde büyümesini sağlamak. Her ibadetten önce bizler bu beyanı okuyoruz. Ve kilisenin diğerlerini etkileyebilecek şekilde büyümesi için dua ediyoruz. Misyon içinde 4 tane madde beyanı bulunuyor.
Burada bahsettiğimiz madde beyanlarını alt başlık olarak düşünebilirsiniz. 4 alt madde bulunuyor. Birincisi İsa Mesih'teki hayatımızı kutlamak. İbadetlerimiz, Mesih'in iddialarını dikkate alan, kiliseye katılmayan kişilerle alakalı olurken, aynı zamanda imanların Tanrı'ya ibadet etmelerine izin verecek bir şekilde yapılandırılmıştır. Yani ibadetlerimize hem imanlılar hem de imansızlar katılabiliyor. İkincisi, Mesih'te kişisel büyüme ve hizmeti geliştirme. Ruhsal büyüme ve hizmet fırsatları, eğitim zamanları, insanları geliştirici gruplar, birebir hizmet ve hizmet donatma merkezi aracılığıyla sunulmaktadır. Hizmet donatma merkezlerinin ne olduğunu sonraki derslerde konuşacağız. Üçüncüsü, Mesih'te birbirimize dikkat etmek. İmanları geliştirici gruplar, kilisenin büyüklüğüne bakılmaksızın insanların ihtiyaçlarını karşılamanın en etkili yoludur. Bu nedenle en fazla çaba, imanları geliştirici grupların oluşturulması ve bu grupların bakımı için harcanmalıdır. Dördüncüsü, dünyamıza Mesih'in iletilmesi. Mesih'i yerel, metropolitan, ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşma. Daha önce söylediğimiz gibi Yeruşalim, Yahuda, Samiriye ve ondan sonra dünyanın dört bucağına paylaşmamız gerekiyor. Mesela bizim kilisemizin olduğu bölgede kiliseye katılmayan insan sayısı 71 bin. Misyon beyanımız insanların olgunlaşmasına, büyümesine yardımcı olarak Hristiyan olmayan insanları etkilemesini sağlamak. Bunun da dört yolu var. Mesih'teki yaşamımızı kutlama, Mesih'te kişisel büyüme ve hizmeti geliştirme, Mesih'te birbirimize dikkat etme ve son olarak da Mesih'i dünyamıza iletme. Madde formundaki madde beyanlarını okuyalım. Bu konuyla alakalı okumalarınızı daha sonrasında daha derin bir şekilde yapabilirsiniz. Kutlama, büyüme, dikkat etme ve iletme. Kilisemizdeki herkes neredeyse bunu ezbere biliyor. Özellikle burada kullandığımız dört kelimeyi biliyorlar. Kutlama, büyüme, dikkat etme ve iletme. Kilisemizin amacını insanlar bilirse o zaman bu insanlar kiliseyi bir adım daha ileri götürebilir. Mesela kutlamada tapınma, paydaşlık veya katılım, müjdeleme, ilgili olma, kabul etme ve büyüme bulunuyor. Mesela kilisemizde iki farklı tapınma var. Mesela cumartesi akşamı da tapınma yapıyoruz. Büyüme konusu. Tanrı'nın sevgisini anlama, kutsal ruhun rolünü anlama, bir kişinin Mesih'e benzer olmadaki kendi sorumluluklarını anlaması, bir kişinin hizmet edebilmeyi için kendi sorumluluklarını anlaması. Öğrenme, sevme ve hizmet etme. Bütün gruplar bunu kabul etmeli. Karar vermeli, yola çıkmalı. Kilisemizde yapmak istediğimiz bir diğer şey ise 15 yaşından büyük insanların %80'inin küçük gruplara katılması. 15 yaşından başlayarak bütün insanların %80'inin küçük gruplara katılmasını istiyoruz. Mesih'in müjdesini iletme konusunda ise Elçilerin İşleri 1. bölüm 8. ayeti takip ediyoruz. İmansızların rahat bir şekilde kiliseye gelebileceği köprü görevi gören etkinlikler yapıyoruz. Mesela arkadaşlarımdan birisini kiliseye çağırdığımda kilise olduğundan dolayı gelmek istemiyorlar. Bir arkadaşımın bir keresinde çocukların yaptığı bir gösteriye çağırmıştım. Kiliseye gelmek istemeyen arkadaşım bu gösteriye geldi, beğendi ve sonra kiliseye gelmeye başladı. Bu konuda ilişki ve takımlar çok önemli. Planlamada Tanrı'nın yönlendirişini bulmak için gerçekten dua etmek çok önemli. Kilisenin planlaması için öncelikle ben bir mektup yazıyorum. Sonra bu mektubu kilisedeki ekiplere gönderiyorum. Ekiplerden sonra ihtiyarlar heyetine ve yönetim kuruluna da gönderiyorum. Ondan sonra ise bir toplantı yapıyoruz. Sonra çıkan sonuçları mail ile paylaşıyoruz. Aynı zamanda bu çalışmaları yaparken sürekli olarak not tutuyoruz. Sonra bu notları eve götürüp üzerinde derin derin düşünüyoruz. Tanrı'nın kilisemizin gelecekte yapmasını istediği şeyleri belirliyoruz. Bütün bunlar insanların gelişmesi ve diğer insanları etkilemesi için. İsa Mesih'teki yaşamımızı kutlamak. İbadetlerimiz hem imansızlar hem de imanlar için. İsteyen istediği şekilde gelebiliyor.
İnsanların büyümesini sağlama. Burada yazan her şeyi size okuyamam. Lütfen bunları eve gittiğinizde okuyun. Zaten burada şimdi bahsettiğim şeylerin birçoğunu konuştuk. İsa Mesih'te birbirimize dikkat etme. Son olarak da İsa Mesih'i başkalarına iletme. Tekrar söylüyorum ki bu benim görüşüm. Birçok kilise gerçekten söz kalabalığı yapıyor diye düşünüyorum. Bence bizler misyon ve vizyon beyanımızı ve madde beyanlarını kısa tutmalıyız. Öyle ki insanlar anlasın ve başkalarına anlatsın. İnsanların büyüyerek başkalarını etkilemesini sağlıyoruz. İsa Mesih'teki yaşamımızı kutluyoruz, insanların büyümesini sağlıyoruz, birbirimize dikkat ediyoruz ve son olarak da Mesih'i paylaşıyoruz. Bizler hayırsever bir proje olmaya devam ederken, nazik bağışlarınız TVS hizmetinin çağrısını yerine getirmede hayati olmaya devam edecek. Nazik desteğinize ve işbirliğinize güveniyoruz. Ayrıntılı bilgi için tvseminleri.com'u ziyaret edin.